Konuğumuz AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider. Ayhan Gider'le Çanakkale Belediye Meclisi'nde yaşanan görüntüleri izleyeceğiz. Ayhan Bey, hoş geldiniz diyorum. Birlikte izledik biz bu görüntüleri. Çanakkale Belediye Meclisi'nde yaşanan görüntüler yayınlandı. Orada belediye başkanı ile AK Parti Grup Başkan Vekili Tülay Ömercioğlu arasında yaşanan bir polemik var. Başkanın tutumunu konuşalım. Ne diyorsunuz? Neden bu tartışma yaşandı? Aslında buna polemik denmez. Belediye başkanının kendi kendine kontrolden çıkması denilebilir dense. Sanıyorum belediye başkanımızın kendi içinde yaşadığı bir takım sorunlar, kendi parti içi problemleri belediye meclisinde patlak verdi. Çünkü orada belediye grup başkan vekilimizin, belediye meclisindeki grup başkan vekilimizin söylediği farklı bir şey yok. Çanakkale'nin her gün konuştuğu şeyler var. Ne konuşuluyor efendim orada? Parti kongresinde belediye imkanlarının kullanılması, sahte oyların kullanılması, Ülgür Gökhan'ın birebir taraf olarak ağırlık koyması, bu tip konular konuşuluyor. Sanıyorum Tülay Hanım da bunları gündeme getirince belediye başkanımız artık şu anda ben tekrardan dahi hicap duyacağım şekilde ve tarzda bir tavır sergiliyor. Bir bayana böyle bir yaklaşım için ne diyorsunuz? Bunu bir erkeğe de yapamazsınız. Bunu hiç kimseye yapamazsınız. Bakın CHP iş tüzük değişikliklerine muhalefetin sesini keseceksiniz diye ortalığı birbirine kattı. O bir iddiaydı. Bu bir vaka. Beğenmediğiniz bir konuşmada mikrofonu kesiyorsunuz. Ve daha sonra yerinden hitap etmek isteyen insanlara da sus, otur, sana söz vermediğim gibi aklı hayale gelmeyecek bir belediye başkanını bırakın. Herhangi bir derneğin, herhangi bir kulübün, herhangi bir yerin komisyonunda, komitesinde yaşanamayacak şeyleri yaşattırdı Çanakkale'ye. Tabii biz Çanakkale'li olarak da çok üzülüyoruz. Çünkü Çanakkale bunlarla anılmayı hak eden bir yer değil. Belediye başkanı Barış'ın kenti diye Barış'ın kentini çok kullanır. Ben tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Çanakkale yine Barış'ın kentidir. Sadece Ülgür Gökhan hariç. Evet, Çanakkale için bir son soru daha soralım. Zira mikrofonun kapatılması, söz verilmemesi, muhalefetin sesi kısılması, burada da benzer görüntüler yaşanıyor. Ne diyeceksiniz? Burada süreler bellidir. Mikrofonun kapatılma usulü de bellidir. Hoşunuza gitmeyen cümlede mikrofon kapatamazsınız. Böyle bir şey yok. Orada bir söz daha ediyor. Diyor ki burada biz iktidarız. Öyle bir şey yok. Demek ki öyle bir hayalleri var. Eğer iktidar olsalar herkesi susturacaklar. Bakın dün çok güzel de bir görüntü oldu orada. Bu kötü görüntünün yanında. AK Partili üyeler kendilerine davranıldığı şekilde belediye başkanına davranmadı. İsteseler davranırlardı. Kim engelleyebilirdi? Orada çok farklı şiddet görüntülere de çıkabilirdi. Kim engelleyebilirdi? Ancak biz hep söylüyoruz. İllaki edep önce edep. Ben bizim meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Edeplerini bozmadıkları, Çanakkale ruhuna aykırı hareket etmedikleri için. Çok teşekkür ederiz yayınımıza. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.